Bana günaydın günaydın bir şey deme. Ha? Gelmişsin bize oraya golf bırakmışsın falan. Sen dün ne kadar planladın sen o şeyi söyleme ya? Ben burada yoktum. Var ama. Siz de yoksun. Dün beni sabah yakaladın orada be. Bak ben sana dedim sabah sabah içmişsin. Nereye bu içmişsin? Yok şimdi içmemişsin. İçinmesen kafayı kaybediyorsun. Ya dün bari ben çıkmıştım. Hadi. Bana diyordun oraya bok bırakmışsın falan. Ne kadar planlıyorsun neyse. Bıraktıysan kendin bıraktın. Ha? Ne yaptım ben falan diyorsun ya. İlk geldiğimden beri peşindeyim ben. Maçıma geliyordun, arkama oturup dönüyordun arkana. Aile var mı? Bas küfürü. Biz orada aman Allah'ım sen bas küfürü. Önce bas arkana aile. Her gün buraya geldik. Ha? Ondan sonra sen ne yaptın ha? Her geçişimde beni durdur, kanka kanka, boktan sohbetlerle, her geçişimde köpeğin tuttum böyle, nasıl öğretmişsem, tam sırtımı gördüğü anda patlattır kıyameti. Bunların hepsinin kumandalı olduğunu ben biliyorum yani. Neler neler yaptın, anlatsam aylar sürme. Aylar aylar yetmez. Anladın mı? O kadar sene içinde senin yaptığın şeytanlıklar, çirkeflikler ayda anlatılmaz. Bir ayda bitmez. Şunu şey yüzünden karım rahatsız şimdi. Ha? Bütün gece kışkırtı dolduruyorlar oraya. Kimin sorumlu olduğunu gayet iyi biliyorlar. Beni kandıramazsın ya. Ha? Bastır insanlara tok toprağına bastır. Ulan bebelere acımıyor musunuz be? Bebelere acıyım be. Ha? Gebe eğitimin dışında çok koymuşsunuz çok çok lazmayı böyle açık açık kedilerinizle. Nasıl noktaya yönetiyorsunuz lan bunları? Bir sürü bir sürü geç ona geç. Hayır. Hazırlıyor musun? Ben şeyden geldim. Yazlıktan geldim burada. Gecenin iki ikisinde üçünde kadar karaoke yaptınız. Arkadaşlarımla bir tencereyi açtım bakayım. Kanka kanka ne görüyorum? Bahçeyi doldurmuşsun 20-30 kedinle. Bana mı anlatıyorsun? Hırs doldurdum buraya kedinle. Bana mı anlatıyorsun? Nereden geldi onlar? Topraktan mı bitti? He beni de bekliyorsunuz orada tezgah. Kanka kanka ne o beni gaza getireceksin değil mi? Geç bunları. Bak anam ziyarete geldi. Burası çürüdü. İki günde çürüdü burası. Ha çünkü fışkırttınız her tarafı bu gaz bir şeyle. Bana anlatma sen bu olayları. Kendini de aklamaya çalışma. Kendinizi sağlama almışsınız çünkü. Buradan tek bir sinek girdiğini zannetmiyorum her tarafı beton yapmışım. Sana tek bir sinek girmez. Hepsi bize. Dedim saksıya konanı öldürdüm bakın elimde kan. Çünkü kan emiyor bu. Bir çeşidi var. Ak yuvarları emiyor. Sadece. Ak yuvarları emiyor. Bunlara da mücahillere de yaymışlar. Neymiş? O sinek türü bal yapıyormuş. Ak yuvar emiyor be. Şundan emin olun. Evinin içinde uçuşan teklif de olsa zerre tehlikeli şeyleri göreceğim. Ve bahçeye çıkacağım, arayacağım, fikrik bulamayacağım ve bu uçuşan şeyleri şimdi göreceğim. Ve gaza geleceğim, ona çatacağım diye o balkondaydı. Başka şey için değil. Hemen kaçtı içeri şimdi. Balkonda göremezsin bir daha onu. Yeni bir tezgah. Neymiş günaydın Yusuf, şeytan yüzünü görsün be. Sen tövbekar ol, göreyim ki iyilik yapıyorsun artık, ibadetini yapıyorsun, o zaman sana ben selamun aleyküm derim. İçindeki o şeytandan kurtul, o zaman ben sana aleyküm selam derim. Ne oldu?
sen ne diyorsun? Geçmiş olur. Bu kafirler olmasaydı ben ne yapacağımı biliyordum ama kafirlerle yaşıyoruz, ne yapalım. Kanıyorlar ve saldırıyorlar ama ve bunun bu şeylerin kendinden geldiğini ben gayet iyi biliyorum. Gayet iyi tecrübelerimden. Evet. Postacı, sinek postacısı kedilerden geliyor bunlar. Korkuyorum senin sağlığın için. Ne yapalım? Göndereyim mi seni, senin oğlun Kazakistan? Vallahi iyileş güzel. Gitmek istersin oğlum. Bunlar saldıracak çünkü bak ses etmiyor. Her gün fışkırtı duvar, her gün sinekler. Sinirim demiyorum size baktığım. Şu an demiyorum size baktığım. Ama iyi değilim. Bugün çok kötüyorum. Bilmiyorum. Bana bakma, ben neler yaşadım yani. Beni ancak ölüm döşeği düşürürler. Yoksa ben ayaktayım sen. Düşünüyorum sizi yoktan bilmiyorum. Bu uçuşan ne? Şeyleri görüyorum ben. Ne sizi yoktan? Yapılan fışkırtılar, mışkırtılar belli. Toplular, toplulların noktalarına ve fışkırtı. Depresyon. Allah'ım, senin ayağımın neyin var? Hı? Depresyon. Korkma canım, geçecek. Git biraz zerbe çal, ihtiyacım var küçük. Tamam. Burada bu şeyleri kaldırmadan önce, yok etmeye başlamadan önce nasıl ölümün döşeğine düştük. Oradan döndük. Her gün saldırıları falan çekelim ki kamera ortaya çıkınca rızanın tepesi oldu. Kameradan kaçıyorlar hayvanlar bile. Yiyelim yiyelim bu mikropları, şey, parazitleri. Neymiş, sünnetmiş. Cehennemde yandığınızda bunu anlayacaksınız ki sünnet değil bu. Şeytanın bir aleti. Ancak şeytanın aleti iki tane cadıyı buraya getirip üç çocuğun gözleri önünde donları sıyırmasını, elimizin önüne işemesini sağlayabilir. Ancak şeytanın aleti bunları pornolarda boy gösterebilir. Kaynıyor anasını satayım ve buraya çekilecekler fışkırtı kokusuna. İlginç yani şu sineklerin uçuşuna bak ya. Hiç amaçsız böyle şey gibi bir ileri bir geri bir etrafına sonra birbirlerine saldırıyorlar. Belli çok toplazmalı var be. Çok futbol abi. Bir futbol sevdiğimiz vardı. Onun da bol yüzünle artık futbol seyredemiyorum. Bütün lokali gaza getiriyordum. Bir küfürü basıyordum, sonra herkes basıyordu. Bu da şişici hastalık gibi. Benim bile beynime girdi küfürler. Vay be, ne alet. Öyle, o zevkimi de bozdum. Artık futbol bile seyredemiyorum ben hiç. Bu şeylerle çıkıyorum, saklanmış gibiler, tek bir tane yok. Biraz oturuyorum, hemen ortaya fırladılar, uçuşmaya başlıyorlar. Dün iki dakika çıktım balkonun buraya ve iki dakika ayaklarımı delip eşit ettiler.
basma ayağına sınav. Kumandaya bak ya. Öyle eski silgisine kusuru falan da değil bu ha. Silgisine kusuru usulüme Allah şükür be. Bu ne lan? Sokuyorlar dakikalarca. Ne basılmışım gibi. Acıyor kaşınıyor. Evet sözüm bu olsun. Kanka bu akrepler için birkaç tane sazım birini öldürdüm. Daha göreyim öldüreceğim. Kaç para ödedin onlar için? O çadırda duranlara.